Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? Bugünden hepinize yine selamımızı verdik elhamdülillah. Arkadaşlar ben Özge alışverişe gitti geldi. Onları size sonra çeker herhalde. Dükkanda çekmedin mi biraz? Dükkanda çekmedim. Çok kalabalıktı, çok her yer. Evet, bugün kalabalıktır çünkü pazartesi Fayatak her yer kapalı olacak için arkadaşlar. Zanaatsın ki böyle aç kalacağız yani. Hepimize de söylüyorum gerçekten. Zanaatsın ki her diyecek bir şey yok yani. Öyle oluyor dükkanlar. Neyse arkadaşlar ben bugün işe kalktım. Şu bahçeyi, arkada bahçeyi temizlerken şu orada bir yer kirlenmişti. Onu oraya attım. Güzel onu yıkadım Özge alışverişe gidince. İki tane mukavele dinledim. Rabbim kabul etsin inşallah. Amin. Çamaşırlar vardı. Beyazları yıkadım. Birazını onları kaldırsın. O şey akşam şey olunca. Akşam önce şey inmesin böyle. Rekelenmesin. Tamam. Çamaşırları astım arkadaşlar. Bir de geçen gün bahçede beyazımladık. Bir şeyler yaptım. Orada yapacak şeylerim var. Buradan çekeyim. Terlik giymedim. Yok diye. Evet, şuraya işte büyük soğanları diktim. Onlar zaten bak hemen büyüdüler ise. Evet. Şimdi çapalamam lazım. Temizleyeceğim ta. Şimdi normalde burayı kesecektim. Bu da kesemedi. Bugün onun da işleri vardı. Şu peşinde çiçek diktim arkadaşlar şöyle. Merdiven diktim bizi. O geçen almıştım ya hani. Onlardan diktim. Neyse basayım, birazcık enerjim gider. Kavruldukları kaldırdım. Kutuları kaldırdım oradan. Hepsini şey yaptım. Buralara döktüm gübre olarak. Bunlar da onları burayı gazacağım arkadaşlar. Temizleyeceğim inşallah. Kutuları hazırlaya koydum çiçek dikeri sonra diye. Çiçek şeyleri koydum, toprak doldurdum. Boşalttım, onları tekrar geri doldurdum. Bakın şurada yine böyle köşeye, dedim ya fazla dikmeyeceğim. Şimdi bu sene buraya çiçek koydurmuyor. Evet, çok böcek oluyor. Evet, çok vardı. Böcek basıyor diye. Onun içinden böyle aşağıya böyle diktim yine. Aynen, burada daha güzel olmuş evet, bence. Zaten büyüyorlar yakında. Evet. Burası da öyle. Bak şu birazcık şey vermeye başlamış. Onu İnşallah meyve verir. Lazım, onu dik bence de. Getirdim, onu getiremedim. Kızım hepsi birden dedim ya. Olmuyor. Buradaki bu beyaz şeyler ne? Şey yapıyor, ha, bunlardan mı? Ben de diyorum ki burada. Bunlar ne burada? Temizlemem lazım. Orada bir işim var. Oradaki şey köşe de öyle. Şu kutuları filan her şeyler. Burada fazla bir şey yapamayacağım. Bu taşlarını kaldıracağım oradan. Burada sadece çöp bidonları ile eşeğinin bisikleti kalacak. Hiçbir şey bırakmayacağım burada. Bence de en evet, güzel. Şu buraya çıkan sene dikmiştim. Baksanıza maşallah tutmuş o. Evet. Şunu da aynısı çıkan sene dikmiştim. Bu da aynısı. Şuna da kokarca budur. Ne çiçekler var ya. Şu onları, pomponlu olanlar. Evet, pomponlu olanlar. Bak onları yere diktim arkadaşlar. Bakın ölmemişler. Onlar tutmuş. Onlar büyüdüğü zaman Fatma arkadaşım da yazmış. Amerika'dan Fatma aslında arkadaşım. Onlar tuttuğu zaman onları başka yerlerde şey yapacağım, çoğaltacağım. Çünkü çok pahalı bunlar arkadaşlar. Onun için de burayı onları ikisini iyi ki de dikmişim. Bak yere diktim. Onlar bu evet. Şey değiller kutunun içine. Onları yere diktim arkadaşlar. Oradan alıp çoğaltırım şu köşelere bir yerlere. Yani işte bu şekilde böyle bir girdik bahçelere arkadaşlar yavaş yavaş. İşte oydu buydu şuydu. Ben yine hazırlandım. Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye arkadaşımla birlikte Bilefert'e gidiyorum. Bilefert'ten beni seyreden çok takipçilerim var. Hepsine buradan selam olsun. Allah razı olsun. Burcan Başkanım diyor ki Fatma herkes seni izliyor diyor. Bana diyorlar böyle böyle senin arkadaşınla bizi takip ediyoruz diyorlar diyor. Allah razı olsun hepsinden de. Bu akşam Burcan Başkanım'a iftara gidiyoruz arkadaşlar. İftardan sonra da Afrika'daki yapılanları biraz değerlendirme olarak bir toplantı yapmamız gerekiyor. Melek beni az sonra alacak eşiyle birlikte eşimle gidiyor bu arada. Hem iftar yapacağız hem işte bir toplantı yapacağız kendi aramızda. Bu şekilde arkadaşlar böyle ilerleyen zamanlarda sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben bugün bir şey yapmayacağım kendimim evde. Çektim. Kız Allah. Çektim işte. Oh çektim. Ben bugün ne yapmayayım? Bak 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 ayaklara da bak. Evet. Toprağa basıyor. Enerjimi atayım diye. Elektrikleniyorum diye. Ha. Kendimim iftarda. Hı. Belki iftardan sonra annemi gelir bana. Niye çağırsın? Tamam tamam. İşte i̇ftarda iftarda bir şey yapmayacağım. Dünden çorbamız vardı. Hı. Makarna çekiyor canım. Böyle soslu bir makarna yapıyorum. Tamam tamam. Belki. Öyle yani. Alışveriş yaptı. Evet alışveriş yaptım. Geldim anne beni sizlere. Çekme bana nazar diyor. Aynen. Sonra 2-3 hafta kendime gelemiyorum. Evet arkadaşlar ben 2 dakika alışverişe gittim. Pazartesi çünkü her yer yine kapalı, Fayatak var. Ve pazartesi günü misafirimiz gelecek. Evde de 1-2 eksiklerimiz vardı. Bugün hemen alalım dedik.
Şöyle birer tane normal ve asitli su aldım. Daha sonra şöyle iki paket normal domates aldım. Şöyle bir paket çeri domates aldım. Rendelenmiş kaşar. Daha sonra 2 kilo havuç. Şurada üzüm var. Üzüm aldım. Annem portakal suyu istedi. Bir tane ondan aldım. 2 tane kendime şöyle Red Bull aldım. Ucuzlamıştı. 3 tane marul aldım. Şu marullar pek güzel durmuyordu. Onun için bundan bir tane aldım. Şu homarna salattan aldım. Bu da güzel oluyor. Hem bir tık daha büyük. Akşamları bol bol salata yaptığımız için 3 tane alayım dedim. Daha sonra şöyle 2 tane salatalık aldım. 4 paket krema aldım. Şöyle çilekler 70 centti. Hemen bir paket çilek de aldım. Daha sonra şöyle göstereyim. Bir tane cips aldım. Babamın canı cips çekmiş. Bir de DM'e girdim. Yok, Kosman'a girdim. Yumuşatıcımız yoktu. Böyle renkliler için bu yumuşatıcıyı aldım. Bir de normal yumuşatıcı aldım. Aldıklarım bu kadardı. Ben şimdi bunları güzelce bir yerleştireyim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, Nurcan Başkan'ın oraya geldik. İftarımızı ettik. Bakın orada kimle karşılaştım. Bir takipçimle karşılaştım yine. Allah razı olsun, Nurcan Başkan'ından dün akşam duymuş buraya geleceğimi. Bana bir tarpı marul fidesi getirmiş. Ben demiştim ya marul ekemedim diye. O kadar sevindim ki, Allah razı olsun. Aç da göster. Evet, bak içindeler. Tam bileğen de bize yeşili getirmiş arkadaşlar. Bakın şöyle bak, bardaklara koymuş onu. Bak yeşili size nasip oldu. Öyle hemen biraz evet, size gelecek. Böyle bardaklara koymuş. Bela vereceğim birazını. Allah kendisine razı olsun. Bakın işte bu. YouTube'un şeyi bu. Hiç tanımadığınız insanlar sizin için böyle bahçelerden bir şeyler ekleyebiliyorlar. Burası bayağı kalabalık. İçeri girmedik. Biz Nurcan Başkanımız buraya küçük bir oda var. Oraya yerleştirdik. Takipçimle yine dediğiniz gibi Allah razı olsun. Bileğen yeşili getirmiş bize. Yemek yemek onu yedik. O da abimiz diyor. Selam, onları da takip ediyor. Özlem benim Özgeciğim. Bak, Melancığımız geldi. Selamlar. Hakan Çelebi kardeşimizi de takip ediyor. Evet. Çok seviyorum. Annesini de. Biz onu takip ediyoruz. Allah razı olsun. Annesini de. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden bayramımız kutlu olsun. Allah razı olsun canım. Bak, gördün mü? Bak, benden de hepinizin bayramı kutlu olsun şimdilikle. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi işte bu bu medyanın gücü bu. İnanın, hiç tanımadığınız bir yere gidiyorsunuz. Bak, bir insan sizi tanıyor da ben çok seviyorum. Diyor ki en çok da dualarını seviyorum diyor. Allah razı olsun. Rabbim bize hep dualarda buluştursun inşallah. İlerleyen saatte de görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar, Bilefert'te Vatan Camisi'ndeyiz. Bu akşam buraya iftara geldik. İşte şöyle camiyi bir çekeyim. Şöyle bakın, beyler orada oturuyor. Burayı geldiğim ilk günde çok hayran kaldım. Çok güzel, temiz, nezih bir etrafı çevresi var. Çok da güzel bir gelişmiş bir cami. Gerçekten Nurcan Başkanımız eşiyle burada. Eşi birinci başkan, Nurcan Başkanımız ikinci başkan. Burada görev yapıyorlar ama gerçekten mükemmel yapıyorlar. Bakın bu genç kızlarımız orada yemek. Şurası ayrıyetten yemekhane bölümü arkadaşlar. Yemek, her şey orada oluyor. Şimdi biz caminin içine doğru giriyoruz. İnce arkadaşımın abdestimizi tazeleyeceğiz. Serafiye gireceğiz çünkü. Bakın çok geniş etrafı. Keşke gündüz olsaydı, gösterseydim inşallah. Bir dahakine gündüz geliriz de gösteririm. Araba parkı, her şeyleri çok güzel ve çok kullanışlı. Çok da temiz bir cami gerçekten. Çok güzel bakıyorlar eşiyle birlikte. Evet, ne yapıyoruz biz? Yemek yiyorlar. Şu anda eşimle anca geldik. Saat 1.30 arkadaşlar. Artık sabura kalkmayalım diye olan bir şeylerden şöyle atıştırıveriyoruz. Çünkü artık bu saatten sonra sabura kalkılmaz. Çok güzel olmuş değil mi? Kusura bakmayın, bir taraftan yemek yiyorum. Evet arkadaşlar, bu akşam günümüz çok güzel geçti elhamdülillah. Bilefert'e gittik. Nurcan Kırpları Başkanımızın camisine gittik. Camiyi de çektim biraz sizlere. Camiyi de var, özgür dışından çektim. Gerçekten Bilefert'te Vatan Camisi çok güzel bir cami. Yerleşimi şeyi böyle gerçekten ve mükemmel bir cami diyebilirim yani.
İlk gittiğimde de hayran kalmıştım. Her gittiğim hayran kalıyorum. Allah yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Ayrıca göçenlerde Allah rahmet eylesin. Bak bir cami gibi şeylerde eli ayı bulunanın ebedi öbür dünyada arkadaşlar verdiğimiz yani orayı bir kuruş paralarımız bile öldüğümüz zaman bizim arkamızdan hayır yazılacak. Böyle düşünelim. Çeşmeydi, camiydi. Böyle kalıcı bir şeyler, daha beyaz bir şeyler var da şu anda kafa tabuta çalışmıyor artık yorgunluktan. 1,5 saat aşağı yukarı buradan, 1,5 saat gidiş, 1,5 saat geliş, 3 saatimiz yolda geçti diyelim. İftarımızı ettik, namazımızı kıldık. Camide kendimi bir anda böyle Türkiye'deyim falan zannettim. Allah razı olsun. Yani şeydi, Türkiye'den gelen aşçıları hem hocalık gibi bir şey yapıyormuş. O kadar güzel böyle ilahiler şeyler okudu, beni benden aldı yani. Namazlarımızı kıldık, terafiye kıldık. Tekrar bir toplantı yaptık yeniden. Böyle bir güncelledik şeylerimizi. Sonra cuma çaylarımızı içtik. Oradan kalktık, geldik arkadaşlar. Saat 1.30 oldu. Bu arada orada takipçilerimle karşılaştım. Zaten benim geleceğimi biliyorlarmış. Geldiler sözü. Allah razı olsun. Gülcan kardeşim, Meral kardeşim. Bir kardeşimizin adı aklıma gelmiyor. O da aynısı. Her birinin ayrı bir muhabbet edip ayrı bir duygulandık. Gülcan kardeşim, ben bahçeye marul fil ekemedim, bir şeyler yapamadım dedim ya. Sağ olsun böyle küçük bardaklara marul fillerim koymuş. Bir tanesini İnci'ye verdim. Şimdi bir tanesini Melek'e verdim. İki tanesini ben aldım. Fidelersin Fatma abla diye. Allah razı olsun. Sana Asim 40 yıldan tanışıyoruz. Bir geldi Fatma ablam diye. Bizi gelecekler yesinler diye tam bileyen bahçesinden yeşillik toplamış. Yeşillikleri güzel yıkamış. Öyle biz yani insanların içine değil de Nurcan Başkan'ın bizi böyle bir küçük bir oda var, orayı aldı. Hani biraz daha rahat edin diye. Orada biz onu beraber birlikte yedik içtik. Elleri kolları dert görmesin. Kardeşimiz biraz rahatsızmış. Anlattı bana. Allah şifalar versin. Çok dua ettim ben. Orada onun o karşılaması var ya, sanki beni bir ailemden biri karşılamış gibi oldu. İnanın. Ben onu tanımıyorum ama o beni tanıyor. Ay Fatma abla, ay Fatma abla burada mısın diye. Bak ben de acaba bu dedi, mutlaka takipçim. Çünkü Nurcan diyor ki bana, kız Fatma diyor, seni diyor bizim Bilefert'ten çok takip eden var. Benim arkadaşlarım çok seni takip ediyor diyor. Allah hepsine razı olsun. İnşallah bir gün hepsiyle tanışmak nasip olur. Çok memnun oldum dediğim gibi. Allah razı olsun. Bir de Hanife kardeşim. O da diyor ki Fatma abla diyor, ben de sana bir takımda biber filesi götürürüm dedim. Biber file hiçbir şey ekmedim bu sene dedim. Ben de diyor sadece yani geçen hafta yine toplantımız var bizim bölgede. Oraya gelirken biber fidesi getiririm diyor. Allah razı olsun hepsinden de. Gönlü güzel dostlar. Biz buradan ah diyoruz. Onlar oradan vah diyorlar. İşte en çok sevindiren de beni bu oluyor. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Onları görmekten, tanımaktan. İnşallah dedim ki buyurun evime de gelin. Beklerim sizler dedim. Bir gün gelip de inşallah evime misafir olurlar. Arkadaşımızın bir tanesi de diyor ki Fatma diyor seninle birlikte de ağladık diyor, seninle birlikte üzüldük diyor. Onun da ablası 2 sene önce vefat etmiş. Hem ağlattı hem ağladı. İkimiz de hem ağladık hem böyle bir konuştuk. Allah mekanı cennet eylesin. Ben diyor seni o kadar anladım ki seninle ağladım, seninle diyor duygulandım diyor. Allah bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet eylesin inşallah arkadaşlar. O da aynen ablasını kaybetmiş 2 sene önce. Hala çok ağlıyor. Diyor ki unutulmuyor, çok acı oluyor diyor. Unutulmaz acılar arkadaşlar. Yakar yakar durur insanı. Allah'ı cenab bırakıp arkamızda hayırlı güzel işler yapıp arkamızdan bize alan böyle iyi bir arkadaş çevresi, aile, çoluk çocuk, torun torba nasip etsin inşallah cümlemize. Evet arkadaşlar, bayağı uzun oldu şimdi konuşmam. Şöyle bir anlatmak istedim. Özgün'ün elleri ağrı tabii ki. bu akşam Özgün de Nuri'yle birlikte açmışlar iftarlarını. Evet. O da yalnız kalmadı en azından. Bu şekilde oldu. Bugünümüz de böyle geçti sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok mutlu oldum ben. Orada beni böyle sıcak karşılayan Nurcan Başkanımız da öyle. Yani oradaki o takipçilerin de gelip bana ilgi göstermesi çok hoşuma gitti. Allah razı olsun hepsinden. Buradan hepsine selam olsun arkadaşlar. Neyse bu gece bugün vlogumuz da böyle olsun. Sen bir şeyler çekeyim mi bizim biraz? Yok, yemek yaparken çekmedim valla. Niye yaptın? Niye çekmesin? Alışveriş çektim bir tek. Ha, tembel seni. Başka bir şey çekmedim. Şimdi sen de çekeceksin diye. Bu arada senin yemek yapman falan bayılıyorlar. Zaten bir hayranlarımsın yani. Teşekkür ederim. Elif'i de seyrediyormuşlar. Yeğenim Elif'i de seyrediyormuşlar. Özlem'i de seyrediyormuşlar. Söylüyorlar zaten. Hepsine de selam söyle diyorlar. Buradan da onlara selam olsun. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugünlük vlogumuz burada bu kadar olsun mu Özgeciğim? Evet, yeter anne. Bugünlük vlogumuz da burada olsun. Burada kapatalım sevgili arkadaşlar.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.